Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Türkiye'nin yükselen yıldızı TV42 ekranlarına ve stüdyoda konuşalım programımıza. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yaz aylarının tüm ülkeyi bereketiyle, sıcağıyla ve tüm güzelliğiyle sardığı bu zamanlarda sizlerle birlikte olmanın ayrı bir mutluluğu içerisindeyiz. Evet, yazın bereketiyle birlikte yazın ayrı telaşları var hepimizin evlerinde, iş yerlerinde. Tatilde olan kıymetli ve sevgili evlatlarımız aslında tatil yapmamanın başka bir telaşındalar. Kimi kurslarda, eğitimde, kimi kısa tatilden hemen sonra hemen akabinde yeni sezonun önümüzdeki eğitim döneminin telaşında. Ebeveynler de aynı şekilde. İşte biz de bu telaşa eşlik etmek istedik, ortak olmak istedik. Bu nedenle de bu bölümde bu konuya dair kıymetli bir konumuzu sizlerle buluşturacağız efendim. Stüdyoda bizlerle birlikte sizlerle buluşmak için hazır. Sizler hazırsanız eğer, ki öylesinizdir. İyi ki oradasınız, iyi ki bizimlesiniz. Hadi buyurun efendim, hep birlikte hoş geldin diyelim. Tanıyalım, tanışalım, sizlerle tanıştıralım değerli konuğumuzu. Efendim konuğumuz gazeteci yazar Gözde Oğuz Apalı hanımefendi. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler de iyisinizdir. Çok teşekkür ederiz. Sizleri gördük, iyi olduk. Çok teşekkür ederim. Evet, yaz tatili belki çocuklarımızın biraz daha relaks olduğu, biraz daha free, biraz daha kendine dair, yaşama dair farklı paylaşımların olduğu zaman olmakla birlikte biliyoruz ki onlar da hiç boş durmuyorlar. Kesinlikle. Ebeveynleri de aynı şekilde. Kesinlikle. Birbirlerini kovalayan her yaşa dair eğitim telaşının ara verdiği bu süreçte yaz eğitimlerinin içerikleri var. Hem yaz eğitimlerinin içeriklerinde o telaşı yaşıyorlar hem de dediğim gibi geleceğe her daim eğitimle hazır oldukları için biz de size seslendik. Siz de bizi kırmadınız efendim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık diliyoruz. Şimdi Kerşif Lama'yı anlatacağız. Gözde Oğuz Olgunmat, resimleyen Gonca Soner. Burada Gözde Oğuz Apalı hanımefendinin bu değerli kitabını sizlere anlatmadan önce tabii ki bizim Gözde Hanım'ı sizlerle bir tanıştırmamız gerekiyor efendim. O yüzden sizden bir duymak isteriz. Gazeteci yazar Gözde Oğuz Apalı kimdir dersek neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim. Burada soy isim Olgunmat yazıyor ama evet. Kısa bir süre önce değişti. Apalı oldu. İyi olsun efendim. Teşekkür ediyorum. İsmim Gözde Oğuz Apalı. Aslen Rize Ardeşenliyim, Laz'ım. Fakat İstanbul doğma büyümeyim, Sarıyerliyim. 2008 yılında Selçuk Üniversitesi'ne geldim. Gazetecilik bölümünü bitirdim. Sonrasında mezun olduktan sonra TRT'de çalışmaya başladım. Aslında biraz meslektaş sayılırız. Çok uzun sürmedi. Ama orada çok güzel zamanlar geçirdim. Yeni şeyler öğrendim. Mutlaka. Bir buçuk yılın sonunda yüksek lisans yapmaya karar verip tekrar Konya'ya döndüm. Ve orada da radyo, sinema, televizyon üzerinde lisans yapmaya, yüksek lisans yapmaya başladım. Ve sonrasında evlendim. Çok tatlı bir kızım var. İsmi Asya. Teşekkür ederim. Şu an 7 yaşında. Evet. Büyük birazcık. Artık büyüdü. Bu kitap da aslında onunla birlikte çıktı. Ben bunun öncesinde de çocuk kitapları yazıyordum. Aslında kendimi bildim bileli yazı yazıyorum. Yazı yazmayı çok seviyorum. Edebiyatla haşır neşirim. Bunun yanında tiyatroyla da haşır neşirim. Hani sanatın her dalı benim için çok önemli. Önem taşıyor ama kitap biraz daha ağır basıyor. Asya'dan önce birkaç tane kitabım var sanırım 17 tane. Ama bunlar arkadaşlarımın çocuklarına özel olarak yazılmış kitaplar. Başrolleri o çocukların bizzat paylaştığı kitaplar. Ne güzel. Ama bunlar basılmadı. Hı hı. Bunları özel olsun istedim ve kızım için yazdığım özel kitaplar da var. Sadece onun okuyacağı, onun erişebileceği kitaplar da var. Kerşif Lama da bunlardan biriydi. Fakat bir gün kızımın ya keşke bunu arkadaşım işte Işıl da okusa, Kaan da okusa falan dedikten sonra ya acaba mı bir denesem mi diye bir yayın eviyle görüştüm. Ve çok olumlu döndüler ve sonrasında da böyle bir yola girmiş evet. oldum. Aslında kızım sebep oldu. Yol diyecektim Asya'nın eseri olmuş bir taraftan. Evet, sizin eserini sizin kaleme aldınız ama herkese ulaşması da Asya'nın çabalarıyla olmuş. Kesinlikle. Onu da şimdiden teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Güzel bir yaşam hikayesi.
ve daim olsun nice başarılara diyeceğiz. Her şeyi bir arada yapabilmek güçlü insanların, hele de güçlü kadınların hiç zorlanmadığı şeyler. Evet, öyle kesinlikle gözüküyorsunuz siz de. Tüm uzmanlık alanlarında, şimdi karşımızda bir tane hocamız, bir tane uzmanımız var. Hem alan uzmanımız var, hem eğitim uzmanımız var. Biz de onun tatlı heyecanındayız. Böyle arada da sürçülisanlarımız olur. Hem izleyicilerimizden hem de sizden. Çok özür dilerim, ben de özür dilerim. Bir şey olursa çok özür dilerim. Şimdiden deriz ki efendim affola deriz. Ama güzel bir sohbet olacak, güzel bir program olacak. Çok değerli konu başlıklarımız var. Bu konu başlıklarının üzerinden eğer müsaade ederseniz devam etmek isterim. Tabii ki. Birlikte karar verdik, birlikte istişare ettik. Bu konu başlıklarının hiçbirini kaçırmamak istiyorum. Hepsiyle sizi buluşturmak ve gelecek cevaplarla da sevgili konuklarımı buluşturmak istiyorum efendim. Ben bir kısacık şöyle bir su yudumlayayım. Teşekkür ediyorum. Şimdi yazmaya ne zaman başladığınız gibi bir konu başlığım vardı ama aslında az önceki sizi tanıma kısmında bundan birazcık bahsetmiş olduk. Ama az zaman olmamış. Şimdi şöyle söyleyebilirim, özür dilerim böldüm sizi de. Liseden beri ben yazıyorum ve lisede kendi kendime çıkardığım bir şiir kitabım var. Sanırım biraz paylaşmaktan yana değilim. Aslında paylaşmak için yazarız ama hani böyle emin olamadım. Hani acaba bunu basabilir miyim? Biraz bu kadar iyi miyim? Evet, ya bunlar bende kalsın. Belki biraz daha iyi olursam hani bu denenebilir. Bunu sonra yayınlayabilirim diye diye buna böyle bir sürü kendime ait, bende kalan bir sürü yazılı şeyim var, yerimde materyalim var. Ama yazmaya hiç ara vermedim. Mesela şu anda işletmecilik yapıyorum. Aynı zamanda yaklaşık 10 yıldır bir kafe işletiyorum. Oraya da beklerim sizi. İnşallah. Orada da yazmaya devam ediyorum. Yani hani o dediğinizde birçok işi bir arada yürütme işini, o yazmak benim için bir iş değil de benim hayatımın bir parçası. Öyle söyleyebilirim. En keyifli zamanları. Evet, değil çok mi? Güzel bir şey. Dinlenme, yazmak. Evet. Oradaki üretilen şey bambaşka bir şey çünkü. Hani yazmak kolay bir şey değil, kalemi oynatmak kolay bir şey değil. Bir de sizin kadar özenli ve hassas bir insan için yazmak ne kadar kolay olsa bile paylaşmak, az önce anlattığınız gibi, şu nedenle kolay olmuyordur. Mükemmeliyetçi yanınızdan dolayı yaptığınızı en iyi hale getirdiğinizde paylaşıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Hepsini değil de. Evet. En iyileri değil. Evet, evet, aynen öyle. Tabii bu da çok güzel bir taraf. Ama gerçekten çok değerli. Oynatılan her kalem çok değerli. Buradaki her kelime çok değerli. Biraz sonra bahsedeceğiz. Her şiir çok değerli. Her resim, sanatın her dalı çok değerli. Buna saygı duymayı başarmamız gerekiyor. Ben bu yandan konuşuyorum şu anda. Okuyucu olarak konuşuyorum. İşte bir sanat sever olarak konuşuyorum ama hala da bu konuda zorlandığımız, özellikle sanat üreticilerin, sanatçıların bu konuda zorlandığı yanlar var. Onu da çok iyi biliyorum. Bu neden? De tepkili, temkinli ve özenli oluşunuzu da haklı görüyorum. Şimdi her işi bir arada yaparken yazmak sizi dinlendiriyor dedik. Evet, o da bir üretim, o da bir zorluk. Zihnin, gönlün, sesi, bilinci kaleme ses olacak, dokunacak ama bundan da kıymetlisi sanırım gözlemleriniz de çok değerli değil mi? Onu anladım. Tabii çok, çok dikkatli ve özenli gördüm sizi. Yani şöyle, algımız çok olağanüstü bir açıklık var. Yani teşekkür ederim. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama zaten bir şeyleri kaleme alabilmek için hani bilmediğimiz şeyleri yazamayız. Bu hayalimizde bile olsa onu bir görmek gerekir. Hı-hı. Onu gözlemleyebilmek, doğru şekilde tartmak gerekir. Ve onu doğru kelimelerle kağıda geçirmek, kağıda dökmek gerekir. Ya bu konuda da hani bu evet bir yetenektir ama geliştirilebilir olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Bence her bunu isteyen insan yapar ama çaba gerekir. Bunun için çok okumak gerekir, çok gözlemlemek gerekir, çok gezmek, çok fazla insanla sohbet etmek gerekir. Onların dünyalarını algılamak gerekir. Bilmiyorum, ben bu işi çok keyifle yapıyorum. Ama dediğim gibi hani işte çok iyi algım çok açık olduğu için ya da şu için bu için değil. Ben öyle hissettiğim için siz öyle görüyorsunuz. Ne mutlu bana. Çok teşekkür ederim. O çok aleni ama bu çok kıymetli. Her olan için kıymetli. Yani benim için de kamera arkasında sevgili kameramanımızın da sevgili yönetmenimiz. Her alan için böyle dikkatin, algının, hissiyatın, fark etmenin, farkındalığın ne kadar dediğiniz gibi geliştirilmesi hepimizin başarısını yükseltecektir. İçsel mutluluğunu birilerinin, başkalarının onayından çok kendi onayımızı bize getirecektir.
çok kıymetli. Yani her karakterde aslında olması gereken özellikler de özenlerden bir tanesi. Biz de böyle bir konukla birlikteyiz. Böyle bir şansa sahibiz bugün. Ve işte bu özenle, bu ihtimamla, bu sevgiyle, bu neşe ve bu enerjiyle Kaşif Lama dünyaya gelmiş. Evet. Nasıl geldi efendim? Aslında şöyle, sanırım 2016 yılındaydı. Selçuk Üniversitesi Avustralya ile bir proje gerçekleştirdi. Avustralya'daki o alpakaların, lamaların ülkemizde Konya Selçuk Üniversitesi'nde acaba yaşayıp yaşayamadığını gözlemlemek için bir proje geliştirdiler. Ve ben bu habere tesadüf denk geldim. Ve sonrasında hani bir baktım, acaba oldu mu, nasıl gidiyor, alpakalar buraya alıştılar mı diye böyle meraktan böyle bir gezintiye çıktım ve baktım evet hala oradalar, çok güzel. Aradan bir buçuk yıl geçti ve kızım 1,5 yaşlarındayken onunla beraber o alpakaları ziyarete gittik. Ve biliyorsunuz bu lamaların, alpakaların savunma mekanizması tükürme. Ve kızımın çok komiğine gitti bu durum. Çok güldü, güldürdü onu ve dedim ki aa evet, bu benim karakterim olabilir. Çünkü çocuğu güldürmesi çok önemli. Dedim neden ben bunu eklemeyeyim ve aslında hikaye buradan çıktı. Yine dediğim gibi bir yaşanmışlığın, bir gerçeğin, bir hakikatin, bilinenin farklı bakış açısıyla yakalanmışlığı, evet. Yine. Evet. Ben baktığımda belki sıradan görüyorum ya da ön bilgiye sahip olduğum için evet lamalar böyledir deyip geçiyorum. Ama Gözde Oğuz böyle bakmıyor olaya. Böyle bakmayınca işte Kaşif Lama kendini yeniden, evet, var edebiliyor. Başka bir dünyadan bize seslenebiliyor. Görmek var, neydi? Bakmak ve görmek var, evet, anlamak var ve fark etmek, evet, var. İşte bunlara dikkat ederek yaşadığımızda yaptığımız her şeyin, bir kez daha tekrarlamak istiyorum kıymetli hocam, gerçekten değeri ve o tuttuğumuz başarının kıymeti bir başka oluyor. Evet. Daha bir sevimli, daha bir güzel ve yakışır hale geliyor. Kaşif Lama böyle dünyaya geldi. Evet. Bir gerçeklikten, onunla buluşmanızdan dünyaya geldi. Bir projenin size ulaşması ve ulaştıktan sonra yaşanır hale gelmesiyle sizin de ilginiz ve merakınızla. Peki kitabınızdaki karakterleri belirlerken neleri göz önünde bulundurdunuz? Şimdi bu da çok önemli. Evet, şimdi biz lamaları ziyarete gittiğimizde işte kızımı güldürmesi benim için çok önemli bir şeydi. Evet. İkincisi mesela tavşan, kaplumbağa, bunlar böyle çok bilinen, kedi, bunlar bildiğimiz hayvanlar ama işte lama farklı bir hayvan. Hani bu da ilgisini çeker bir çocuğun diye düşündüm. Evet. Ve ben lamaları araştırmaya başladım. Durup dururken lama çıktı böyle hayatıma ve işte Güney Amerika'da yaşadıklarını, Peru'da böyle sokak hayvanı gibi etrafta dolaştıklarını falan öğrendim. Ve dedim ki evet, ben bu ülkeyi araştırayım ve çocuklara, aslında niyetim ilk başta Asya'da ama diğer çocuklara da gitti bir şekilde, farklı kültürleri de göstermiş olayım. Ya bence bunlar önemli şeyler. Hani bir şey okuturken, çocuğa bir kitap okuturken hani içerisinde dikkatini ilk önce ebeveyn tabii ki bir bakacak. Ya bu lama farklı bir hayvan, bu çocuğumun ilgisini çekebilir. Tükürüyor, onu güldürebilir. Mesela ben bunun üzerinden çok Asya'ya güldürmüştüm. Ama dünya ortak bir coğrafya. Dediğiniz gibi tavşan bu bize çok yakınsa, kedi ya da işte tavuk, köpek çok yakınsa, aslında hele de dijital dünyada artık dünyanın öbür ucu da çok yakın. Neden aynen hala öyle uzakmış gibi yaşayalım ya da yaşatalım? Aynen öyle. Ben de dedim ki bunu da katabiliriz. Hani bunları göz önünde bulundurdum aslında. Biraz daha farklı olsun istedim. Sıra dışı olsun. Evet. Hani ormanda geçen hikaye kitaplarını hepimiz biliriz. Ama hani Güney Amerika'dan Türkiye'ye uzanan bir kitabı bilmeyiz diye düşünüyorum. Peki neler oldu? Bu şekilde teşhisler ve tespitlerle Kaşif Lama dünyaya geldi, merhaba dedi, önce Asya ile buluştu, sonra çocuklarla. Ve bu şekildeki öngörünün sonuca ulaştı mı? Bence ulaştı. Evet. Yani şimdi şöyle, bu kitabın böyle çok küçük bir özetini geçebilirim. Hı-hı. Eğer problem olmazsa. Tabii lütfen. Şimdi kitapta iki tane ana karakter var. Hı-hı. Bir tanesi Naiko, bir tanesi Usuna. Bunların ikisi çok yakın arkadaşlar. Şimdi genelde kitaplarda şey olur, işte bir karakter kötü olur, bir karakter iyi olur. Hı-hı. Ben özellikle böyle olmasını istedim. İki karakterin de tercih ettiği hayatlar farklı. Hı-hı. Ama ikisinin de kendi yollarında güzel hayatları var. Bir tanesi dünyayı gezmek istiyor. Bir tanesi olduğu yeri güzelleştirmek istiyor. Yaşadıkları yerde ağaçlar yok,
Çok çorak bir yerde yaşıyorlar. Peru'nun Huancayo Dağı'nda yaşıyorlar. Buralarda gerçek yerler bu arada. Hani o dağ da gerçek. Bir ve orada çam ağacı. Tabii tabii, şimdi ben bunları da araştırdım. Mesela orada çam ağacı yokmuş. İşte çam ağacına ulaşma gibi bir dertleri oluyor işte. Diyor ki ben dünyayı gezmek istiyorum. O da diyor ki ben korkuyorum, istemiyorum. Beraber seninle bir yola çıkarım ama çam ağacı bulduğumuzda geri döneriz. Anlaştık mı? Anlaştık. Beraber bir yola çıkıyorlar ve ilk çam ağacı bulduklarında o dünyayı gezmek istemeyen arkadaş geri dönüyor ama diğeri hayatına devam ediyor. Ve hayatına devam eden arkadaş hayvanat bahçesine gidiyor bir şekilde ve ülkemize gönderiliyor, Türkiye'ye. Peru'dan ve bağlantı buraya geliyor. Yani. Evet, bağlantı oradan geliyor aslında. Ve orada bir hayvanat bahçesinde yaşamaya devam ediyor. Ve bu onu çok üzüyor. Aslında çok güzel şartlar altında yaşıyor. İşte yemeği saatinde geliyor. İnsanlar ona ilgi gösteriyor. Ama diyor ki ben özgür değilim. Ben özgür değilim. Evet, ve hastalanmaya başlıyor. Hastalandığı zaman burada yaşayamayacağını anlayan görevliler onu tekrar dağlarına gönderiyor. Ve arkadaşıyla tekrar buluşuyor. Aslında hikaye bu şekilde. Bu şekilde. Ama bu işte tercihlerin, yaptığı tercihin kötü bir yol olduğunu göstermiyor. Öyle bir şey, bir niyetim yok. Öyle bir mesaj vermedim çocuklara. Hani herkes her yolu tercih edebilir. Yaşayarak öğrenebiliriz. Yaşayarak öğreniriz. Yanlış ya da hoşlanmadığımız bir şeyle karşılaştığımızda U dönüş yapabiliriz. Bunu bilmek gerekiyor. Evet. Yani pişman olup kafaları duvarlara vurmak karakteri yerine ya da yanlışı fark edip bu konuda iddialı bir şekilde yanlışı devam ettirmek yerine karar farklılığının mutluluğa yeniden kapı açabileceğini gösteriyor. Aynen öyle. Az evvel söylediğiniz cümle benim kitabımda birebir yer alıyor. Bazıları yaşayarak öğrenir. Evet. Bu kadar basit. Basit. Evet. Öyle. Aynen öyle. Ben de öyleyim mesela. Hadi az önce kamera arkası sohbetimizde söylemiştim ya, sizi tanırken bile henüz burada ekran önünde ayrıca tanımanın benim için ne kadar değerli olduğunu, kendimi tanırken, kendimi yaşatırken bile bir sonraki adımımı insan bilmek istemez. Birçoğumuz bilmek ister. Ama ben onu yaşayarak öğrenmeyi. Aslında sizinki daha kıymetli. Bence. Çünkü şimdi öteki türlü biz böyle öğütlerden, tavsiyelerden öğrenmek yerine hani birileri yaşıyor, onlardan ders alıyoruz. Tabii ki ders almak mutlaka da çok önemli ama yaşayarak öğrenmek çok daha farklı bir şey. Bizim yaşamda şöyle oluyor kıymetli konu. Şöyle grafiğimiz böyle bizim. Şöyle şöyle oluyor. Şöyle şöyle bir şey olmuyor bizde de işte. Evet, kesinlikle. Onu yaşarken kendi hayatına sindirebilmek ve toplumla da bir bütün halinde, toplumdan uzaklaşmadan bunu başarabilmek de çok önemli. İşte kesinlikle. O bütünlüğe de dahil olabilmek çok önemli. Çünkü toplumun şimdi ilerleyen konu başlıklarımız da var. Toplumun genel olarak eşleştirdiği, eşitlediği karakterler var. Öyle görmek istiyor. Erkek çocuğunu, kız çocuğunu, kadını, erkeği, anneyi, babayı, böyle bir standardımız var ya, o kalıplarda tutmak istiyoruz. Evet. İşte bizi de aslında eksilten o kalıplar. Çünkü evet. Herkes bir birey ve kendine özel. Ne kadar imrendim, ilk başta anlattınız dediniz ya, her çocuğa özel hikayeler ve kitaplar çıkarttım. Evet. Keşke imkanı olsa değil mi? Her insana özel. Evet. Herkes kendi kitabını yazıyor aslında yaşarken. Evet. Kendi hikayesini, yaşam öyküsünü yazıyor. Ve çocuklar, sizin ulaştığınız o 8-10 tane çocuk ya da daha fazlası bilemiyorum, sizin kitabınızla tamamen kendilerine özeli yaşayarak kendi özellikleri, kendilerinin özel olduğunu anlayabilirler. Kesinlikle. Değerli olduklarını hissediyorlar. Evet. Çünkü kadar hepimiz değerliyiz. Aynı yaratılsak da, evet, ne kadar aynı iki gözümüz, burnumuz, ağzımız şeklen olsa da hepimiz çok özeliz. Evet, kesinlikle öyle. Onu fark ederek yaşamak ayrı bir değer. Evet, böyle dediğim gibi hani ilk bölümde de olsa kaçırmak istemediğim konu başlıklarım var. O yüzden konu başlığıma geri dönüyorum ben. Bu değerli konu başlığının hemen akabinde. Kitabımızda, Kaşif Lama'da çocuklara verdiğimiz mesaj ya da mesajlar neler? Şimdi aslında az evvel üzerinden geçtik, biraz bahsettik. Ben buradan direkt olarak işte çocuk buradan şu mesajı alsın kafasında olmadım. Çünkü hani ilk bunu yani çocuğunuza yazıyorsunuz. Yani ben öyle yazdım. Bir insan çocuğuna, hani bilmiyorum, ben bence çok kıymetli bu kitap. Hani o kadar böyle saf duygularla yazılmış. Benim burada derdim şuydu. Hani herkes farklı yolları tercih edebilir. Evet. Ve ona saygı duymayı öğreneceğiz. Burada karakterlerin başına farklı böyle insanlar geliyor, işte insan değil farklı karakterler geliyor, işte bir tanesi mirket, biraz kurnaz bir hayvan, o tanışıyor onlarla ve işte bu karakterlerin bir tercih yapması gerekiyor, o insanı nasıl tanıyor, o karakteri nasıl tanıyor falan.
Bu da aslında şunu göstermek istedim. Çok fazla yol var ve sen hangi yolu seçersen hani o yoldan devam edeceksin. Hani hayat seçeneklerden ibaret. Aslında burada vermek istediğim mesaj ve bu. Ve senin bir seçme hakkın var. Tabii ki aslında. Seçme hakkım var. Farz edelim ki işte X yolunu seçtin ve beğenmedin. Evet. Başka bir yol seçebilirsin. Alternatifin var. Kesinlikle bir her zaman vardır. Nefes aldığın sürece her zaman var. Hatta hani bizim kültürümüzde vardır ya, hem milli kültürümüzde hem inanç kültürümüzde vardır ya, son nefesinde bile hala bir şeyler üretiyor ya da yeni tercihler yapabilir. Bir anı diğerine eşit olmayacak. Evet. Yani yaşamını sürekli yineleyen değil, yenileyerek devam eden insanların topluluğunu rica ediyor. Allah da yaratırken bu özellikle ve bu özanda yaratıyor aslında. Bizim de unuttuğumuz hep birbirimizi bir standarda oturmak, toplumsal standartlara, ebeveyn standartlarına, eğitim standartlarına gibi böyle bir yanlış çizgimiz var. Ama sizin gibi farkındalığı yüksekler, ister eğitmen olarak, ister anne olarak, ister bir büyük olarak, işte artık bu kapıları yeni çağın çocuklarına, bu kuşağın çocuklarına açabiliyor. O yüzden de çocuklar hem çok şanslı hem de gerçekten çok farklı, değil mi? Ben gözlemliyorum da acayip şeyler. Evet, çok farklılar. Yani biz onlara tutup da işte şunu şöyle yap falan deme şansına sahip değiliz. Evet. Yani zaten ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Biliyorlar çünkü çok fazla şeye maruz kalıyorlar. Hı hı. Şimdi evet, dediğiniz gibi çok şanslılar birçok konuda, böyle tık dünyanın öbür ucuna ulaşabiliyorlar, görebiliyorlar ama aynı zamanda bence şanssızlar da. Evet. Çünkü biz sokaklarda oynayan çocuklardık. Biz oyunun oyun olduğu zamanlarda o yerlere düşmemiz, o dizlerimizin kanaması, işte o ip atlamalar, saklambaçlar, maalesef bu zamanın çocukları bunları yaşayamıyorlar. Ha, bunlar neler yaşıyorlar? O zamanlar bizim bilmediğimiz şeyleri biliyorlar. İşte internetten öğrenmek istediği her şeye ulaşabiliyorlar, bir sürü şeye ulaşabiliyorlar ama o kadar fazla enformasyon kirliliği var ki hangisinin doğru hangisinin yanlış olacağını maalesef çocuklar seçemiyorlar. Ve gördüğü her şeyi doğru olarak algılıyorlar. İşte burada da zaten birazcık ebeveynlere sorumluluk düşüyor. Evet. Ki onlar eleyecekler o enformasyonları. Buradan faydalanabilirsin. Evet. Kafası altında tutmadan nefes alır bir şekilde yön verme, kılavuz olma özelliğini ebeveyn burada gösterecek. Evet. Ama böyle kafes altına almak değil. Çünkü bizim zamanımız da geçti artık. Mesela bizim zamanımızda o şekilde yaşamak doğru olandı. Evet. İllakilerle, mutlakalarla yaşadık biz. Evet. Burada bir özgür ve özgün kuşak var. Ama dediğiniz gibi mutlaka yine de o hamurun bir şekil alması gerekiyor. Kesinlikle. Orada çok doğru davranmak gerekiyor. İşte o yüzden de hiç es geçemeyeceğimiz şeyler, Kaşif Lama gibi sizin kaleminizden ya da benzer üretilmiş özenli şeyler çok kıymetli. Yani ama ne olacak diyemeyeceğiz. Hepimiz payımıza düşeni yapacağız. Yani Gözde Oğuzhan'ın bunu yaparken, çünkü burada tahmin ediyorum ki asıl amaç ne verebilirim de. Çünkü evet, konu Asya'ydı. Evet. Ha bir tane Asya, ha bin tane Asya. Evet. Böyle baktığımızda hepimizin de bir şey, hepimizin bir şey yapması gerekiyor. Bugün burada bunu konuşuyor olmamızın niyeti de bu zaten. Kesinlikle. Bir şey yapmak. Onlara böyle baskısız, zorlamasız, özgür ve özgün olma hallerini yok etmeden mutlaka o suyu doğru yola akıtma özelliğine sahip olmamız gerekiyor. Ebeveynlerin ve eğitimcilerin de en çok buna herhalde dikkat etmesi gerekiyor. Kesinlikle. Ama şu da önemli Sevil Hanım. Şimdi evet, ebeveyn bunu kontrol etmeli. Ama ebeveynin de bunu kontrol edebilecek süzgece, bilgi birikimine de sahip olması gerekiyor. Çok yaşayın. Yani şimdi tamam, anne baba böyle ama şimdi sen hangi bilgiyle bu çocuğu kontrol edeceksin? Onu diyorum ben de. Yani ben bir çocuk büyütüyor olsam şu anda, kendi şartlarımda büyütürsem bir şey kaybetmiş olacağız. Yani oluşacak olan olağanüstü bir karakteri yok edebiliyoruz. Böyle hatalarımız var. Ben de işte onu anlatmaya çalıştım. Biraz daha böyle hani yuvarlak cümleler kullandım ama en doğrusu sizinkiydi. Bilmemiz gerekiyor. Onların başında oturduğu bu klavyelerden şşt demek yerine bizim de o klavyelerle bilgi alışverişinde bulunmamız dahil gerekiyor. Olmak gerekiyor. Bizim de Kaşif Lama'yı okumamız gerekiyor. Ne varmış, ne çıkmış, Gözde Oğuz ne yazmış bilmem gerekiyor benim. Evet. Olmuyor. Karın doyurmakla olmuyor. Çalışıp emek geçip onlara en iyisini verme derdiyle bitmiyor işte. Kesinlikle.
Bizim de bu dönem herhalde toplumsal olarak ebeveynlerin en büyük, biz yaşayamadık onlar yaşasın, biz görmedik onlar görsün. Bunun içinde sürekli bir çalışma, çalıştığından kazandığını sadece maddesel olarak onlara aktarma amacımız bir şey, kısır döngüye attı bizi de. Bunun da farkına varmaya başladık ama. Evet. Yani şimdi şöyle, bu konu başlıklarında da konuşmuştuk aslında, sanırım birkaç konu başlığı ilerideydi. Bu tam konusu denk geldi diye söyleyeceğim. Şimdi biz ebeveynler olarak işte çocuklara her şeyi sağlamak istiyoruz. Onları bütün zararlı şeylerden korumak istiyoruz. Ama bir yandan da işte mesela dinlenmek istiyoruz. Çocuğa hemen böyle bir tablet veriyoruz. O sırada çocuk orada tablete bakarken işte biz de kafamızı dinliyoruz. Evet. Aman bana dokunmasın da ne yaparsa yapsın. Tamam, tabii ki ebeveynin dinlenmek hakkı. Ama burada nasıl bir kontrol altına almamız gerekir? Mesela benim kızımın oynadığı bir oyun var. Benim kızım da tabletle oynuyor. Şu an ismini söyleyemeyeceğim. Bilmiyorum yani, unuttum. Dedim bana da öğret. Ben de öğreneceğim bu oyunu. Buradan birileriyle konuşabiliyor musun? Evet. Çünkü işte online bir oyun. Birileriyle konuşabiliyor musun? Hayır anne, konuşamıyorsun ama sadece komik emojiler gönderebiliyorsun. Aa, tamam, okey, iletişim yok. O zaman şimdi bu çok önemli. Tabii. Şimdi sen çocuğu uçsuz bucaksız bir yerde yalnız başına bırakıyorsun. Yani iletişime girebiliyorsa eğer çok büyük bir problem var yani, demektir. Kimle ne konuşacağını bilemiyorsun. Evet. Sen orada çayını kahveni içip dinlendiğini zannederken çocuğun orada ne yaşıyor? Ve neler yaşıyor? Tabii fiziksel olarak belki o burada ama ruhsal olarak nerede? Yani o yüzden ne yaparsa sizin o konuda bilginiz olacak. Mesela şöyle bir şey var, bizim elimizdeki internet de öyle. Bu korumalı internetler var mesela, her yere giremiyor. Şak şak sağdan soldan değişik değişik reklamlar çıkamıyor. Hani bunlarla mesela en azından koruma altına alınabilir. Evet. Ya da işte çocuğun bilgisayarını, tabletini bıraktıktan sonra ne yapmış? Hani o an kontrol edemiyorsan bir ne yaptığına bir bakarsın. Bu çocuk neyle ilgileniyor? Bence bunlar çok önemli şeyler. Çünkü onu orada yalnız bırakırsanız o çok farklı şeyler öğrenecek. Evet. Sizin ona getirdiğiniz o çok özenli gıda maddeleri, çok özenli kıyafetler, çok özenli okulların sonra başımıza başka dertler yetmediğini ve diğer boşluğunda bambaşka dertler getirdiğini görüyoruz. Canlı örnekleri çok fazla, uzak olsun. Bütün derdimiz, temennimizde bunlar için çaba sarf etmek. Şimdi ilk bölümün yavaş yavaş sona doğru geliyoruz ama ben sonuna doğru gitmeden birkaç dakikamız var. Şu konu başlığımı da almak istiyorum. Üzerinde çalıştığımız yeni bir kitap var mı? Yeni bir güzellik var. Geliyor mu? Ne var? Var. Ben şu anda bir seri üzerinde çalışıyorum. 9 tane bir kitap çıkacak. Evet. Çocuk kitabı yine aynı şekilde ama bundan bağımsız. Bağımsız. Gezegenleri anlatan. Çünkü çocuklar gezegenlerle de çok ilgileniyor. En azından Aslı ilgileniyor ve onun yaşıtları da ilgileniyor. Görüyorum. Ve dedim ben bu gezegenleri tek tek çıkartabilirim. Bir de Plüton'umuz vardı, artık gezegen değil. O da neden artık gezegen değil gibi bir şekilde böyle dahil edebilirim seriye diye düşündüm. Yakında çıkacak ama şimdi bunun da tarihini veremiyorsun. Çünkü hani oturduğun zaman hadi ben kitap yazayım deyip yazamıyorsun. Yani o ilhamın gelmesi lazım, o hevesin, o isteğin gelmesi lazım. Bir de asıl öğreticiden sevgili Asya'dan aldığımız doneler var. Onlar da öyle hemen evet. Oluyor yaşayarak. O da bize yaşayarak öğretecek. Evet, o da öğretecek. Aynen öyle, yani tam bir zamanı yok ama şu anda niyetlendiğim bir şey var. Üzerinde çalıştığım bir seri var. Ama hani ne zaman çıkar kısmet diyoruz. Hiç bakacağız. Önemli değil. Önemli evet. Olan bu niyette olmanız ve hayal başlamış olmanız, gerekli görmeniz mutlaka. O da en güzel şekilde sizinle ve dolayısıyla da sevgili çocuklarımızla buluşacaktır. Sevgili konuğum, şimdi kısacık bir ara verelim müsaadenizle. Tamamdır, tabii. Sonra tekrar birlikte olmaya devam edeceğiz. Evet değerli izleyicilerimiz, Türkiye'nin Yükselen Yıldızı TV 42 ekranlarında stüdyoda konuşalım da sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Konuğumuz gazeteci yazar Gözde Oğuz Apalı hanımefendiyle konuşacağımız o değerli sohbet için kısa bir reklam arasından sonra biz burada olacağız. Sizleri de bekliyor olacağız efendim. Tekrar merhabalar değerli izleyicilerimiz. Türkiye'nin Yükselen Yıldızı TV 42 ekranlarında stüdyoda konuşalımın bu bölümünde efendim. Şimdi ikinci bölümde bir kez daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ve tatlı heyecanla programımızı devam ediyoruz sizlerle birlikte. İyi ki oradasınız, bir kez daha bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize o güzel gözlerinize ve gönüllerinize ayrı ayrı teşekkürler ederek tekrar konuğuma yönelmek istiyorum. Çok değerli konu başlıklarımı kalan süremizde değerlendirebilmek adına efendim buyursunlar diyorum size de. Evet sevgili
sevgili konuğum, sevgili Gözde Oz Apalı. Hazır sizi bulmuşken, dediğim gibi kıymetli bir alan uzmanını, çok değerli bir anneyi ve algıları çok yüksek bir hanımefendiye yakalamışken, şu konu başlıklarım hiçbir eksik kalmasın diye koştura koştura devam etmek istiyorum efendim. Şimdi çocuk kitaplarında yazılar, anlatımlarla birlikte görseller var, hikayeleri tamamlayan. Peki hikayenin anlatımında görsellerin rolü nedir ve nelere dikkat edilmeli tercih edilirken? Şimdi keşiflemeden bir bahsedeceğim, sonra da genel olarak söyleyebilirim. Buyurun. Bu kitaptaki çizimlerde aslında benim karakterleri ben kendim çizmiştim. Daha sonra Gonca Soner, çok başarılı bir hanımefendi kendisi de, benim çizimlerimi kendisi yaptı ve benim resimlerime ben yazılardan daha çok bayıldım. Yani bu kitabı açtığımda çok güzel bir hikaye görüyoruz. Şimdi burada neden görsellerin önemi var? Şimdi çocuklar açtığı zaman kitabı okumadan önce o resimlere bakarlar. Bizler de böyle yaparız aslında. Evet, ben de yaptım şimdi. Evet. Ve bir oradan bir hikaye yakalamaya çalışırız. Kendi zihnimizden. O yüzden onun size hitap etmesi gerekir. Ve oradaki görsellerin büyüklüğü, küçüklüğü, renk faktörü, işte birbirine kontrast renkler, sıcak renkler, ara renkler, hani bunların hepsinin göz önünde bulundurulması gerekir ki bizim amacımız burada ne? Bu çocuğun ilgisini çekmek. Evet. Ki çocuk kitap okumayı sevsin. Şimdi çocuk, o yüzden görsellerin müthiş bir önemi var kitap üzerinde bence. Diğer kitaplar için de böyle çok sevdiğim bir yazar var, Nihan Hanım, Nihan Kaya. Onun Mor Canavar diye bir kitabı vardı. Mor Canavar bir şeydi de sonunu unuttum ama inanılmaz görselleri var. Kitabı hiç okumadan böyle sayfalarını çevirip hikayeyi anlayabilirsiniz. Evet. Bir de doğru anlatmalı. O da çok önemli. Tabii ki doğru anlatmak da çok önemli. Bir de şu var. Şimdi biz çocuklarımıza hikaye kitapları alıyoruz. İşte 4 yaş çocuğuna, 5 yaş çocuğuna, 3 yaş çocuğuna alıyoruz ve çocuk henüz okumayı bilmiyor. Ama biz kitabı sevmesini istiyoruz. Nasıl sevecek o çocuk? O resimlere bakacak. Aa, burada kuş gördüm diyecek. Aa, burada inek gördüm diyecek. Ve onun arasında bir bağ olacak. Ve anne bana bu kitabı oku diyecek. Evet. O yüzden görsel hafıza önemli. Zaten. Kesinlikle. Görsel dikkat ve görsel hafıza bazılarında çok daha baskınken genelimizde böyledir. Aynen öyle. Düşünün, ben az önce siz görseller derken gayri ihtiyari kaşiflemayı açtığım anda ben de direkt görsellere baktım. Evet. Hayır, konu başlığı belki zihnim yönlendir ama bu hep böyledir. Evet. Hepimiz için böyledir. Böyle kıymetli. O yüzden de siz hem gerçek hikayeyi anlatabilen, hem sevimli, sempatik, hem de bir o kadar estetik görsellerle kaşiflemayı tamamlamışsınız. O zaman sevgili Gonca Soner'e biz de buradan teşekkür ederim. Çok efendim. Teşekkür ederiz kendisine. Evet. Bunu diğer bu alanda varsa şimdi bizi izleyen ve niyet eden sevgili gençlerimiz özellikle yazdıklarını, kaleme aldıklarını baskılayacak olan ya da ilerleyen zamanlarda böyle niyetleri olan varsa, bu da küçük bir öğreti olmuş oldu hem de. Aynen öyle. Bu değeri de aktarmış olduk. Çocuk kitaplarının dijital verisi, veri versiyonları mı yoksa baskılı halleri mi daha etkili? Ben bu konu başlığını okurken, yazarken, size soracağımı planlarken cevabı gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi aslında soru çok güzel bir soru. Şimdi hangisi daha etkili? Evet. Dijital daha etkili. Çünkü çok fazla şey hitap ediyor. Çok fazla duyumuza. Işık var, renk var, dokunuyorsun, evet. Gidiyor, büyütüyorsun, küçültüyorsun. Bu daha etkili. Ama bence baskılı olan daha faydalı, daha gerçek. Daha gerçek. Tabii ki. Hala çünkü kaybetmememiz gereken yanlarımızı hatırlatıyor. Kesinlikle öyle. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Biz kitap okurken nasıl kitap okurduk? İşte küçükken de böyledir. Okuruz, kaldığımız yerin arasına ayracımızı koyarız. Yastığımızın altına ya da masamızın üzerine koyarız. Ve ertesi gün tekrar kaldığımız yerden devam ederiz. Ama şimdi dijital versiyonda okumak, oraya girerken de bir sürü şeye maruz kalıyorsunuz. Ya beyin o ışığa maruz kalıyor, işte o mor mavi ışıklara maruz kalıyor. Birçok şeye maruz kalıyor. Evet, etkili olarak dijital etkili. Maalesef daha çok etkili. Ama çünkü doğru olan bu basılı, kesinlikle. Çünkü işte hani ben de mesela dijitalden kitap okuyorum. Kindle'ım var benim de. Ben de bakıyorum, okuyorum, ediyorum ama asla o sayfa kokusunu, o sesini hiçbir şey yani şey yapamıyor, yerini dolduramıyor. O duygu eşleşmiyor.
Kesinlikle öyle. Yani belki şunu söyleyecektir bir başkası bu konuyla ilgili ya da bizi izleyen sevgili izleyicilerimizin şöyle düşünceleri olabilecektir. Hani bu çağda evet hızlılık, hızlı ulaşım, zaman kaybetmeden gibi gerekler mutlaka olacaktır. Ama ne olursa olsun bizim yeryüzünde biz insan olarak, insani olarak yaşamaya, insanın insani olarak yaşamaya devam etme sürecinde insanilikte bize dair olanlardan bir tanesi bu. Bunları hiç eksiltmemeliyiz. Dijitalde okuyan dönüp bir de dokunarak buna bakarak okumayı, çocukları da aynı şekilde bu şekilde yetiştirmeyi yetiştirmeye özen göstermeliyiz. Bundan eksik bırakmamalıyız. Kesinlikle çok önemli bir şey çünkü kitap okumak. Evet. Yani, bir de buradaki dediğimiz gibi mesela şu anda biz bile buna dokunurken farklı hissediyoruz. Buradan da baktığımızda mutlaka etki farklı ama doğru olan bu diyoruz o zaman. Kesinlikle bir kez daha tekrarlamış olduk. Etki farklı ama doğru olan bu. Ben de beklediğim cevabı aldım bu arada. Çok teşekkür ederim efendim. Evet, şimdi okuma alışkanlığı nasıl kazandırılmalı? Yani nasıl kazandırılabilir ya da kazandırabiliriz değil de nasıl kazandırılmalı? Bu ayrıntıyla bu konu başlığını sizden rica edeceğim. Şimdi Sevil Hanım, bunu aslında biraz önce söyledik. Yani şöyle, hani biz çocuğumuzun tabii ki iyi yerlere gelmesini istiyoruz. Çocuğumuz okusun istiyoruz, yeni şeyler öğrensin. İşte doktor olsun, avukat olsun, bilim adamı olsun, o olsun, bu olsun hep istiyoruz. Evet. Ama İşte bu istemekle olmuyor. Şimdi çocuklar anne ve babayı örnek alıyorlar. Onlar bomboş bir kağıt. Evet. Ve onlar bize bakarak kendilerini dolduruyorlar. Hani az evvel de söylediğimiz gibi siz çocuğunuza öğüt verebilirsiniz. Bak onu yapma oradan düşersin diyebilirsiniz. Ama çocuk onu deneyecek, yapacak. O yüzden siz onu yapıyorsanız hele. Mesela siz kitap okumuyorsanız çocuğunuzun kitap okumasını bekleyemezsiniz. Maalesef. Yani ve bunu bence talep de edemezsiniz. Çünkü şey de değil yani doğru da değil. Etik değil aynen evet, öyle. Evet doğru değil. Haksızlık. Yani şimdi çocuk orada işte şu anda örnek veriyorum tabletiyle oynarken kapat o tableti kitap oku. Git kitap oku. Ha. Senin elinde telefon var bu sırada. Var. Instagram'dasın işte ya da başka bir yerdesin telefon var ve sen diyorsun ki kapat o tableti kitap oku. Bu ne kadar doğru? İkilem, kocaman bir ikilem. Evet ama şöyle bir şey olsa sen elinde kitap okusan çocuğa bunu söylemene gerek yok. Hı hı. Çocuk bir süre sonra zaten diyecek ben de okuyacağım, o da alacak, o da okuyacak ve bunun tadına varacak. Kendi kendine kitap okumayı kendisi keşfedecek. Ama ilk önce rol model olması gerekenler ebeveynler. Ebeveynler, evet. Yani bir alışkanlık şey onlardan isteyemeyiz. Kesinlikle bir alışkanlık kazandırmak istiyorsak onlara ilk önce kendimize kazandırmamız gerekiyor. Muhakkak. Yani evet. İş bizle alakalı evet, bence. Bu zaten şey hepimiz için yani evet. Büyüdüğümüzde de aynı haksızlık oluyor. Ve zaten evet. Havada kalıyor, uçuşup gidiyor, sözde kalıyor. Hatta bazen de bu tür bir haksızlığa maruz kalan çocuk tam tersini yapmak gibi bir inadi yaşama dönüşüyor. Evet, bu da doğru. Evet, yapabilir yani. Yapabiliyor. Hakkı bir şey de yani aslında. Sen yapmıyorsun, ben niye yapayım? Sen benden beklediğin şeyleri sen kendin yapmıyorsun. Ya aslında oturup bir ebeveynlerin, anne babanın, insanların nasıl çocuk yetiştirmek istiyorlar, nasıl çocuklar görmek istiyorlar, saygılı çocuklar görmek istiyorlar, okuyan çocuklar, dünyaya faydası katkısı olan çocuklar görmek istiyorlar. Evet. O zaman biz de öyle yapacağız. Evet. O zaman biz de saygılı olacağız, biz de kitap okuyacağız, dünyaya bir faydamız olacak, bir şeyler araştıracağız çocuğumuzun bir şeyler araştırmasını istiyorsak. Merak edeceğiz, gezeceğiz, göreceğiz. Evet ekonomik olarak böyle zor koşullarda yaşıyoruz ama bir sürü ücretsiz gidebileceğimiz bir sürü yerler var. Bunlar bahaneler oluyor dediğiniz gibi. Yani bir şeyi yapmak istediğimizde herkes kendi çapında, kendi bütçesinde yani yaşayabildiği kadar yaşayabilir. Sadece buradaki şu olmalı, hepimiz bulunduğumuz halde mutlu olmayı ve bulunduğumuz halde doğru olanı yapmayı hedeflemeliyiz. Bizde de genel olarak şöyle bir sorun da var değil mi? Hep bulunduğumuzdan daha iyileri örnek alıp bir kıyas içerisindeyiz. Ne gerek ebeveynler var? De öyle. Dolayısıyla evet. Çocuklara da yansıdı evet. Bu. Evet. Ne gerek var? Yani çünkü yani söyledik bunu hepimiz farklıyız. Farklıyız. İşte. Hepimiz farklıyız ve her o farklı birlikte değerliyiz. İşte Ayşe'nin çocuğu bak şöyle yapmış. Sen yapamadın. Yapamadın. Ne gerek var ya?
Onu sen de çok güzel resim yaptın. Evet. Yani o da resim yapamamış. Yani madem kıyas bence çok gereksiz bir şey. Yaralayan bir şey. Çocuğu yaralayan bir şey. Hani biriyle birini asla kıyaslamayacaksın. Çünkü o öyle. Evet. Sen böylesin. Ve biz seni olduğun gibi seviyoruz. Bu kadar basit yani. Evet, işte küçücük nüanslar. Sizinle burada şu anda konuşuyoruz. Tekrarladığımız bölümlerimiz var. Tekrarladığımız konuklarımız var. Tekrarlamaktan hiç vazgeçmeyeceğim. Evet, kıyas hangi alanda olursa olsun özellikle çocuklarımıza yapılmaması gereken, yapıldığında çok büyük bir haksızlık ve karakteri zedeleyen, onu kıran, inciten ve hiçbir işe yaramayan bir şey. Evet. Neyse adı yani iyi olmayan bir şey, bizim hepimizin birbirimizle kıyası da öyle. Siz sizsiniz, ben benim. Evet. Siz kendi alanınızda iyisiniz, ben kendi alanımda iyi olmaya çalışıyorum. Toplumda da böyle bir garip bir yarış var. Büyüklerin arasında da böyle bir şey kıyas var. Şey yapılabilir, hani iyi olan şeyler örnek gösterilebilir. Mutlaka. Der ki işte bak Sebil'e bak bunu yapıyor. Evet. Takdir et, tebrik et. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Ama ben sen niye değilim değil evet, yani. Evet, değil kesinlikle. Çünkü herkesin yolu başka, hayatı başka. Ya bilmiyorum, ben kıyası çok anlamsız buluyorum. Anlamsız. Özellikle çocuklar üzerinde yapılanlar çok yaralayıcı. Ebeveynler bunları yapmasın. O yüzden uzak durmamız evet, gerekiyor. Şu kesinlikle. Parmak gereksiz ama buradan kendimize evet. yapalım. Uzak evet. durmamız gerekiyordu. Önce kendimize yapalım. Biz de buna dikkat edelim. Evet, şimdi yine çok değerli bir konu başlığı. Bunun da hem cevabını merak ediyorum hem de benim kafamda da başka sorular var. Peki. Çocuk edebiyatında toplumsal cinsiyet rolleri işlenmeli midir? İşlenmeliyse nasıl işlenmelidir? Bence işlenmemelidir. Hı. Yani burada şöyle bir şey var. Şimdi bizim toplumsal cinsiyet rolleriyle benim zaten ciddi problemlerim var. Hı-hı. Bence bütün kadınların da olmalı, vardır. Çünkü belki farkında değillerdir ama mutlaka vardır. Ben bunun üzerine de araştırmalar yapıyordum. Üniversitede de benim bu son yazdığım tezimde bu toplumsal cinsiyet rolleriyle alakalı. İşte kadının, toplumun konumlandırdığı kadın, toplumun konumlandırdığı erkek ve çocuk. Bunlar zaten çok ağır. Ve bence çok gereksiz. Bir de bunları çocuklara işlemeyelim. Çocuklar bunları zaten görüyor. Şimdi ben çok fazla çocuk kitabı inceledim. yani isim vermeyeceğim ama çocuk kitabında şöyle şeyler geçiyor işte. Diyor ki annem yemeği hazırlarken babam işten gelmişti ve işte annem sofrayı kurdu. Yemeğimizi yedik, çok güzel yemek yapmıştı. Annem sofrayı topladı. Öğretiyordu. Bütün iş anne yaptı. Yani hani bunu kesinlikle zaten yaşıyor. Birçok aile bunu zaten yaşıyor. Hani çok şükür yine aralardan kurtulmuşlar var. Kendini geliştirmiş, yetiştirmiş erkeklerimiz var, kadınlarımız var. Hani bu sadece erkeğin eğitilmesiyle alakalı değil, kadının da eğitilmesiyle alakalı yine bence. Yine bir kadından geçiyor ya, kıymetli hocam. Yine bir kadından geçiyor. Bak şimdi olaya tepki verdim burada. Burada yine bir kadından geçiyor. Bunu yapan bir anne oluyor. Bunu yapan bir abla oluyor. Evet. Bunu yapan evdeki bir büyük kadın oluyor yani. Artık bunu da bir U dönüş yaptırmamız lazım bizim de buna. Evet. Ya insani bakmak gerekiyor. Kadın erkek değil. İnsani bak. Herkesin eli ayağı var. Kesinlikle. Paylaşmak, bölüşmek. Yani birlikte yemek yapamadıysak bile. Örneğin siz önce eve ulaştınız. Siz yaptınız. O gün sizin hakkınız. Ya da aynı anda eve girdiniz. Yani bunu yıllardır konuşuyoruz da yine konuşalım. Biri salataya eşlik eder. Biri sofrasını hazırlamaya yardım eder. Toplarken birlikte toplanır. Evet. Budur yani, biz daha bunu hala konuşmak zorunda olmamız bile çok evet, büyük. Evet, 2024 yılındayız. Yani böyle şey çok böyle sığ, ilkel bir konu aslında. Hı-hı. Bu. Aynen öyle. Yani şimdi bakıldığında aynı evi paylaşıyoruz. Hani bu şey diyorlar işte, eşim bana çok yardımcı oluyor. Bence bu da çok yanlış bir tabir. Yardımcı olmak nedir yani? Bu yapması gereken yani bir şey zaten. Aynen öyle. Yani o iş öyle değil. Eğer siz öyle bakarsanız. Lütuf değil. Tabii lütuf değil. Yani. Aynı evi paylaşıyorsun. O zaman yapacak. Kendisi için yapacak. Evet. Hocam yani bu kendisine lazım. Kesinlikle yani öyle. Nasıl o kaşığı atıp da hepimizin o lokma yani tutup birimiz diğerinin karnını mı doyuruyoruz? Eli ayağı tutan herkes, çocuklarımız bile bir yaşında karnını doyurmaya başlar. Aynı şey. Evet. Yani yemeğini hazırlamakla kaşığını ağzına götürmek aynı şey ya. Kesinlikle. Bulaşığını makineye ya da işte şey mutfak tezgahına koymak ya da yıkamak aynı şey ya. Aynen öyle. Bunu çocuğa da yapmak lazım. Ha, evet. Yani şimdi aynı evde yaşıyoruz. Çocukla aynı evde yaşıyoruz. İşte eşler aynı evde yaşıyor. O zaman yapılacak işler nedir? İşte ev mi süpürülecek, yemek mi yapılacak, eşyalar mı yıkanacak, toplanacak?
Herkes yapabildiği işi alacak, bölüşecek, yapacak. Çocuk kirleri çamaşır atacak, kendi çamaşırları çıkacak, katlayacak, ayakkabılarını temizleyecek. Yapamadığını da öğrenme çabasında, evet, olacak mesela. Kesinlikle. Bir de o var mesela, koruyucu annelerde aslında iyi niyet ya da koruyucu babalarda o var. Hemen bir aman aman o korku, tedirginlik de var. Ben de öyle bir anneydim aslında, yani akıllandım ama benimki çok büyüdü artık. Evet. Yapacak bir şey yok. Aman aman kork, bırak ya. İki dökülür, bir dağılır, bir kırılır. Kendine zarar gelmediği sürece şunu şuraya koyarken düşme ihtimali, bırak bir kenardan düşsün, yeter ki ona zarar vermesin. Bak bu toplanır demeyi bilmek. Evet. Ya şimdi bizim hani kötü yıkasın dediğiniz gibi lavabonun altında fırçayla tabak temizlemek. Kötü yıkasın, hiç bozmaz. Tekrar yıkanır. Evet. Ama onu yapsın. Kesinlikle. Şimdi dediniz ya, bizim annelerin de elinden geçiyor. Şimdi çocuğu, kızı var, oğlu var. Ve misafir geliyor, diyor ki kızım kalk bir çay koy. O erkek çocuktur. Ya da işte baba diyor ki işte o erkek çocuk yapar mı? Yapacak. Yani bunları konuşuyor olmamız bile çok. Evet, varsayalım ki böyle hani bir model bir rol vereceksek bile gerçekten bu konuda çok eşit olmalıya dikkat etmeliyiz. Evet. Yani bunları verirken dediğiniz gibi hani az önce anlattığınız örnekteki gibi işte annem geldi yemeği hazırladı değil de işte bu rolü doğru bir şekilde, olması gereken şekilde vermemiz. İlla verilecekse böyle bu verilecek. Şekilde, evet. Kesinlikle. Yani birlikte geldik, evde işte bir paylaşım yaptık. Sanırım Kalyo muydu neydi, öyle bir çizgi film vardı. Bu çizgi filmde çok dikkat ediliyor o rollere. Özellikle dikkatimi çekmişti. Baba yemek yapıyor, anne bulaşıkları yıkıyor. Ondan sonra çocuk evi süpürmeye çalışıyor. Bunlar çok güzel işliyor. Eğer işlenecekse bu da toplumsal rol olarak değil. Bunlar bizim görevlerimiz ya. Yaşamak için, var olmak için yapmamız gereken şeyler. Yani her gün ev süpürmek zorunda değilsin. Rahatsız olmuyorsan süpürme. Ama koru, temiz kalmasını sağla. Ama yani istiyorsan da kalk süpür. Rahatsız olan kalksın süpürsün. Bu kadar basit. Ama biz hala bunun mücadelesi. Evet. Olsun, yine bir kez daha altını çizdik. Çok önemliydi. Evet. Biz böyle düşünüyoruz ve lütfen sevgili hanımlar, özellikle sevgili hanımlar, bu konuda beylere hiçbir şey söylemeyeceğim. Lütfen sevgili hanımlar, anneler, ablalar, büyükler, kız kardeşler, lütfen hayat dengede devam edecekse, birbirimizin haklarını koruyacaksak, hatta erkek yakınlarımıza, baylara iyilik edeceksek, her şeyi, hayatın tüm paylarını payda etmeyi ve eşit bir şekilde yaşamayı, yaşatmayı birbirimize sağlamamız gerekiyor. Yüklerimizi burada atalım sırtımızdan. Aynen. Bu kadınlar her şeyi yüklenmişler. Bu da bize düşüyor. Evet. Onları atsınlar. Yapabiliriz. Daha merhametli olabiliriz. Daha sevgi dolu olabiliriz. Daha affedici olabiliriz. Daha iyi niyetli olabiliriz. Biz bunlara bakalım. Evet, duygusal yönümüze bakalım. Kadının duygusal yönü çok kıymetlidir ve toplumu var edecektir. Az önce kitabın duygusundan bahsettik. Dijitalin duygu vermediğinden ama bunun doğru olduğundan bahsettik. Evet. Duygularımız daha çok işe yarayacak. Daha çok sevgi. İşte bizim daha çok sevmemiz sevgiyi toplumda çoğaltacak. Merhametimiz, hoşgörümüz onların daha merhametli, hoşgörülü olmasını sağlayacak. Biz bu konularda kendimizi biraz daha baskın hale getirebiliriz. Mesela kadınların bir yanlışı da bu oldu diye düşünüyorum. Bir taraftan da işte tam tersi karakterlerin ortaya çıkışıyla kadın erkek eşitliği sırasında kadını da erkek fiziğinde, erkek yaratılmışlığında düşünüp duygusundan soyutlamış olmak. Evet. Oradan da kadını yok ettik bir taraftan. Evet. Ya bir de bizim kadınımız, Anadolu kadını. Böyle her şeyi yapan, güçlü. Ben çorbamı da yaparım, ben yemeğimi de yaparım, evimi de temizlerim, çocuğumu da doğururum, çalışırım da. Ya gerek yok. Yok. Aynen. Gerek yok. İnsanız ya, nefes almamız lazım. Yapmayı ver. O yapsın. Bu herkese iyilik olacak. Bunu da söyleyelim. Evet. Bu herkese iyilik olacak. Çünkü kadın her şeyi yapmaya çalıştığın zaman yoruluyor, mutsuz oluyor. Anne mutsuz oluyor. Bir evde anne mutsuzsa o çocuk mutsuz olur. O baba mutsuz olur. O evde kim varsa mutsuz olur. Ya bu çok basit. Kendini mutlu edeceksin. Bu kadar. Sen mutlu olursan onların mutlu olmasını sağlayacaksın. Bıkkınlığında mutluluk getirmeyecektir. Evet. Lütfen diyoruz, devam ediyoruz efendim. Çocukların kitap okuması eğitim hayatlarını nasıl etkiler, ne yönde etkiler? Bu çok kıymetli, biliyorum efendim. Evet. Ya şimdi eğitim ne demek? Yani bizim okuduğumuzu algılamamız,
Bunu hayatımıza bir şekilde entegre etmemiz. Biz öğreniyoruz işte, kimi gazetecilik okuyor, kimi tıp okuyor, kimi işte mühendislik okuyor. Ama okuduğunu algılayabilmek için, daha fazla, daha geniş bakış açısına sahip olabilmek için kitap okumak zorunda. Evet. Zorunda. Yani bir de kitap okumak inanılmaz keyifli bir şey. Yani şimdi bunu bilmeyen insanlar var. İşte hayatı boyunca bir tane kitap okumamış insanlar var. Ve kitap okuyan insanları anlamıyorlar. Hani neyinden keyif alıyorsun? Şimdi ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Bir kitap okurken oradaki karakterin hayatına giriyorsun. Evet. O hayata dahil oluyorsun. Yani siz de mutlaka biliyorsunuzdur. İşte şu an aklıma Yaprak Dökümü geldi. Bilmiyorum. İşte mesela önden kitabını okuduğunuz bir kitabın sonrasında dizisini ya da filmini izlediğinizde şey diyorsunuz. Benim aklımdaki senaryo daha iyiydi. Benim karakterlerim daha, daha iyiydi. Çünkü bu sizin hayal gücünüzle alakalı bir şey ve o sizi içine çeken bir şey. Ben herkesin, ama herkesin kitap okumayı seveceğine inanıyorum. %100 inanıyorum. Sadece doğru kitapları bulmaları gerekiyor. Evet. Bunun için de bir çaba lazım. Yani siz eğer işte mutfaktan hoşlanıyorsanız, sizin yemek kitaplarıyla ilgili şeyler okumanız lazım. Aynen. İşte dünyanın en iyi şefleriyle alakalı kitaplar okumanız lazım. Evet. Yani gezmeyi seviyorsunuz, gezi kitapları. Evet. Evet. Kendi alanınızla ilgiyse aynı şekilde. Yani bu da insanın kendini tanımasına geliyor aslında yine. Şimdi insan kendisini tanıyacak, neyi seviyor, neyi sevmiyor, nelerden hoşlanıyor. Bunları bildikçe, çünkü sadece kendi hayatı yok. Yani o kadar büyük bir dünya var ki dışarıda. O senin yaşadığın hayattan çok 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 farklı hayatlar var. Ve bunları eğer gezip görebiliyorsan ne âlâ, ne güzel, ne şanslısın. Ama gezip göremiyorsan o kitap okuyup oralara o şekilde dahil olabilirsin. Aynen. Evet. O dünyada, birinin kaleme aldığı o dünyada sen kendi dünyanı görebilirsin. Kesinlikle. Göremediklerini görebilirsin, yaşamak istediklerini görebilirsin. Dediğin gibi üstüne, dediniz ya az önce, benim senaryom daha iyiydi. Üstüne koyabilip hatta bir tık yukarıdan olayın içine girebilirsin. Kesinlikle. Bambaşka öyle. Bir şey yani. Evet. Yani çok az okurum, ben de çok seçerek okurum, açık söyleyeyim. Çok seçerek okurum. Ama okuduğumda da aldığım keyif ve bana verdiği böyle hücrelerine yerleşiyor. Doğru seçtiğiniz evet. zamanda sizinle bütünleşiyor. Yaşamanızın her alanında işe yarıyor. O yüzden çocuklar da çok önemli. Çocuk iyi eğitim alırken, çok iyi fen bilgisi öğrenirken, fizik, kimya öğrenirken doğru şekilde beslenmesi gibi doğru şekilde kitap okumayı da öğrenmesi gerekiyor. Bir bütün olarak işte algısı açık, farkındalığı yüksek, başarısı daha kolay gelen ve mutlu olacak bir insan için kitap, dediğiniz gibi okumaya başlamadan hayata girmesi gerekiyor görsellerle. 1-2 yaşında girmesi gerekiyor. Kesinlikle. Ondan sonra herkese tatlılık, mutluluk veren, okuyan, sindiren ve hayatıyla bütünleştiren insanların yaşamlarındaki mutluluk bir ışık ve herkese yansıyor. Böyle bir bütün. Aynen öyle. Soyut kalmıyorsunuz. Ya her şey var. Herkes okumalı yani. Bu çok önemli bir şey. Evet. Gelişmemiz için, ilerlememiz için, yeni hayatlar, yeni şeyler görmemiz için. Yani sadece bizim dünyamız değil çünkü. Değil. Kocaman bir dünya var. Ve buna bir şekilde dahil olmamız gerekiyor. O bakış açımızı geliştirmemiz gerekiyor. Evet. Hayal gücünü arttırmamız gerekiyor. Sadece kendimiz için değil. Çocuğumuz için, yaşadığımız ülke için, dünya için bunu yapmamız gerekiyor. Oku. Öyle diye başlamış ya ilk emirde zaten, yani inancımız evet. gereği okul diyerek evet. başlamış, okumak gerekiyor. Bir kez daha hem birbirimize tekrarlamış olduk hem de sevgili izleyicilerimize tekrarlamış olduk. Şimdi az önce konuştuk ama bir kez daha irdelemek istiyorum. Dijital medya çocukların okuma alışkanlıklarını nasıl etkiliyor? Birazcık girmiştik böyle. Evet. Nasıl etkiliyor? Yani şimdi oradaki ışıklar o kulaklarımıza hitap ediyor. İşte gözlerine hitap ediyor çocuğun, büyütebiliyor, küçültebiliyor. Yani çocuğa bu daha kolay, daha cazip geliyor. Bu arada bu tamam doğru. Yani hani mesela tercih etme şansı olsa elbette ki onu tercih edecek. Ama maalesef bu dijitaldeki şeyler hani kontrol edilebilir
şeyler değil, çok fazla edebildiğimiz kadar yine etmemiz gerekiyor ama hani bir tıklamaya bakıyor, yani başka bir şeye de girebiliyor, bakabiliyor, edebiliyor. Hani o yüzden mümkün mertebe, tabii ki işte şu anda biz dijital bir çağdayız, hani işte tableti yasaklayın, işte telefona bakmasın, etmesin, bunlar mantıklı şeyler değil. Biz zaten sonraki konu başlığım kriterleri var, yani ebeveynlerin çocuklarına medya içerikleri seçerken, hani az önce de dediniz, biz evimizde ilk bölümde konuşurken girmiştik buna. Şeye dikkat ediyoruz Sebil Hanım, ölçülü bir şekilde işte o yanlış kelime girdiğinde giremeyeceği ya da kısıtlı alanlar var. Bunları evet, bilmek ve bu şekilde korumak gerekiyor demiştiniz. Evet, aynen öyle. Ya şimdi şöyle kriterlerden de bahsedelim. Ya ilk önce dediğim gibi ebeveynin bu işi bir kontrol altına alması lazım. Bu çocuk nerelere girebilir, nerelere giremez. Ama bunu yapabilmek için de ebeveynin buraya hakim olması lazım. Bilmesi gerekiyor yani. O yüzden yani hiç eline tablet almamış, bilgisayar almamış bir ebeveyn kalkıp çocuğu kısıtlayamaz. Yani tam tersi, çocuk onu kandırır yani. Tamam anne bak girmiyorum der, arkadan başka bir sayfa açar. Kandırır. Hani o yüzden dahil olmamız gerekiyor ilk önce. Öğrenin. Öğrenmem bu zor gerekiyor. Bir şey değil. Evet, bir yaşındaki çocuklar öğreniyor bunu. Onlar biliyorlar. Evet, alın, öğrenin neymiş, ne yapılıyormuş, gerekirse uzmanlardan yardım alın. Evet. Hani deyin ki internet, en kötü kullandığınız internet sağlayıcısını arayıp deyin ki benim bir küçük çocuğum var. Ben buna ne şekilde engel olabilirim? İstemediğim kötü yerlere girsin. İstemiyorum. Çünkü her şeye ulaşabilir çocuk orada. Ve oradan size işte korumalı bir internet sağlayabilirler. Bu birinci adımınızdır. İkinci adımda da bakarsınız bu çocuk nelerle ilgileniyor. İşte mesela internet sağlayıcısı tamam korumalı ama bir oyun yüklersiniz. O oyun içeriği de çok vahşet olabilir, vahşi olabilir. Bu kadar engelleyemiyor. O zaman ne yapacaksınız? Siz dahil olacaksınız oyuna. Bu oyunu neden oynuyorsun? Bu oyun sana neden keyif veriyor? Neresinden zevk alıyorsun? Getir bir de ben oynayayım. Biraz da ben alayım oynayayım. Ben kızıma bunu söylediğimde böyle çok kızıyordu. Bana, anne öleceksin işte. Anne yapma etme falan diyordu ama hayır bakacağım. Bakacağım. Yani çünkü kimle orada ne yaptığını, ne ettiğini, neyden keyif aldığını görmem gerekiyor. Hissettirdiği şeyi benim hissetmem gerekiyor. Tabii ki ya, çünkü orada çocukta yani öfke uyandırabilir, korku uyandırabilir. Tabii. Yani bir video izler, evet bir video izler ve ondan korkabilir ama bunu dile getirmemiş olabilir. O gece kabus görüyordur. Evet. Ve neden gördü bu çocuk bu kabusu? İşte o videoda izlediği şeyden gördü. Ya da bilmemesi, henüz bilmemesi gereken şeyler karşısına çıkabilir. En maalesef etkisi. İnternet böyle bir mecra. Yani dijital çağdayız ama önünüze her an her şey gelebilir. Yaşınızın, sizin bunu kaldırıp kaldıramayacağınız umurunda değil o dijital tabii dünyanın. Ki, yani kesinlikle. Bizim umurumuzda olması gerekiyor. Ebeveynlerin umurunda olması gerekiyor. Bu da dediğim gibi önce bilinçlenmemiz lazım. Bizim bu konularla alakalı. Ya elimizde internet var. Açın işte YouTube'dan. Sonra, dijital dünyayı nasıl çocuğumdan hani nasıl koruyabilirim, neler yapabilirim, bunlarla ilgili binlerce uygulama var, bir sürü şey var, bir sürü enformasyon var, öğrenin. Bu kadar. Zaman ayırmak, ilgilenmek, evet, bunu önemsemek. Çocuğun iyiliğini istiyorsan eğer çocuğunla kaliteli, tamam internette zaman geçirsin ama kaliteli zaman geçirsin istiyorsan bunu yap. Yapacaksın. Mesela bizde bir uygulama var, böyle dünyayı gezebildiği bir uygulama var, indirin. Google Earth işte giriyor, İspanya'da geziyor, sokaklarında geziyor, evet müzelere girebiliyor kameradan. Tamam bunu yapsın. Bunu yapsın işte, bunsuz da kalmamalı zaten. Evet, evet, bunu yapsın ama işte bunu bilmek lazım. Evet. Bu konu başlığı için de teşekkür ediyorum. Birkaç dakikamız kaldı, hatta bir dakikamız kaldı ama şunu konuşmadan geçmek istemiyorum. Tabii. Bunu konuşarak tamamlayalım diye rica ediyorum. Çocuk edebiyatında farklı kültürlerin temsilleri neden önemlidir aslında? Başta da birazcık söylemiştik, onu da alayım tamamlamak istiyorum. Şimdi ben mesela bu kitapta Güney Amerika'dan, Peru'dan bahsediyorum. Evet. Oradaki sokak hayvanlarının işte lama olduğunda, mesela bizim kedi köpeğimiz var, onların laması var. Çocuklar bunu orada demek kedi köpek yokmuş. Bunu görsünler diye. Sadece kendi dünyaları yok. Dışarıda kocaman bir dünya var. Ve o yüzden bu farklı kültürlerin önemi de burada. Hani çocuklar benim kültürüm dışında, benim hayatım dışında da başka hayatlar var desin diye. Bence küçüklükten itibaren o farklı kültürler gösterilmeli diye düşünüyorum.
birlikte yaşıyoruz. Dünya bizim dünyanın her alanındaki, her diğer noktasındaki nefes alan her insana dair öğreneceklerimiz var. Bunu da en kısa zamanda öğrenmek, yani çocuk yaşta, küçük yaşta öğrenmeye başlamak her zaman olduğu gibi en faydalı olan olacaktır diyorum. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun. Yine gelin diye temenni ederiz. Her zaman bekleriz. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza, gönlünüze, kaleminize sağlık diliyoruz. Ve başarılarınızın, yeni güzel gözde kitaplarınızın en güzellerinin size, bize ve sevgili çocuklarımıza en güzel şekilde ulaşmasını ve onların hayatlarına katkıda bulunmasını temenni ediyoruz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Sevgili izleyicilerimiz, sevgili konuğumuz gazeteci yazar Gözde Oğuz Apalı hanımefendiydi. O güzel kitabı konuştuk, o değerli kitabı, o güzel veriyi konuştuk efendim. Kaşiflama ve onun üzerinden de çocuklarımıza, bize dair olanları konuştuk. Bu güzel sohbetin ardından programımızı tamamlıyoruz. En başta sizlere çok teşekkür ediyoruz. İyi ki oradaydınız, bizi yalnız bırakmadınız. Her daim bizimle olduğunuz için sonsuz teşekkürlerimizle. Yayında ve yapımda emeği geçenler var. Ellerine, emeklerine sağlık, hiç eksik olmasınlar. Sevgili arkadaşlarım, çok çok teşekkür ediyorum. Ve her zaman olduğu gibi beni sizlerin huzurlarına en güzel şekilde hazırlayıp uğurlayan ve gönderen kuaförüm Kuaför Viva, sevgili Burcu Topbaş ve ekibine çok teşekkür ediyor. Kendinize, birbirinize ve sevgili evlatlarınıza iyi bakmanız temennisiyle yeni bölümlerde yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın, hoşgörüyle kalın.